Thank you.
Türkçe'yi dünya dillerinin arasında edebiyat dili olarak kabul ettiren 20. yüzyılın en büyük şairlerinden birisiydi dünyada. Ama ne yazık ki benim gençliğimde Nazım Hikmet Türkiye'de yasaktı. Kendi dilinde, kendi ülkesinde kitapları basılmıyordu. Bir kendisi şöyle demişti: "Biliyorum, şu anda dünyanın her yerinde kitaplarım çıkıyor ama kendi ülkemde, kendi dilimde yasak. Ama inanıyordu ki bir gün kendi dilimde de kitaplarım basılacak, şarkılarım söylenecek." İlk defa 1960'dan sonra bir kitabı çıktı, Kuvayi Milliye Destanı. Kitap evinin önünde kuyruk olmuştuk. Birer kitap, üçer kitap, dörder kitap almıştık. Müthiş bir heyecandı bizim için. Daha sonra Stockholm'de Nazım Hikmet'in yaşadığı kaderi bizim kuşaklarda yaşarken Stockholm'de sürgüne gitmek zorunda kalmıştık. Evimizin yanında bir orman vardı. Kışın kar altında. Ben orada her gün yürüyordum, dizlerime kadar kara bata çıkan. Elimde 8 ciltlik Nazım Hikmet şiirleri vardı, Bulgaristan'da basılmış. Ve ben o şiirlerden bir tanesini, hem de tanınmamış bir şiirini, meşhur olmamış bir şiirini kafamda dolaştırıp duruyordum, Sonra bir gün bu besteye dönüştü, eskiye dönüştü. Ve daha sonra da bu besteler devam etti. Nazım'ın şiirlerinden yaptığı besteler benim bir parçam, onun eserine hizmet eden, ondan daha genç birisi olarak o skalaya yerleştirdi. Şu anda Kandıkayın Ormanı'nın, benim o ormanda yaptığım bestenin üvertörünü dinliyorsunuz ve işte her şey böyle başladı. Kitap okurum.
Çıkmadık, ölüm demiş de.
dolandım. 60'ıma yakın. Sözün kısası yoldaşlar. İnsanca yaşadım diyebilirim. Bir daha ne kadar yaşarım? Başımdan daha neler geçer? Thank you.